Sırada kirli saç var. Anlaşılacağı gibi meşhur saçımız bu. Kirli mi? Değil. Şeklinden dolayı. Çünkü annelerimizin kullandığı o saçlardan yapılıyor, imal ediliyor. Bu kirli saç denmesinin sebebi şu. Bu yıkadığınız zaman ıslahıyla bir kenara bırakırsanız paslanma yapar. Paslanma yapmasın diye bunu yıkamazlar. Ta ki bir dahaki saç etinin yapımına kadar o haliyle kaldığı yağlar, için, o haliyle yağ, kaldığı için kirli saç denmiş. O anda yapıyorlar tabii temizliğini. Evet, saçımız burada. Fakat kirli saçta başka hangi malzemeler var? Ne eti kullanıyoruz öncelikle? Kuzu eti kullanıyoruz. Ön kol mu bu? Ön kol ve but. Her ikisinden de yapılır. Soğan, patlıcan, biber, domates, sarımsak, tuz. Kuyruk yağı olmazsa olmaz zaten. Kendi kuyruk yağında pişecek. Başka hiçbir yağ kullanmayacağız. Kesinlikle. Kuyruk yağıyla yapıyoruz ve kuzu eti kullanıyoruz. Taş fırınlarda pişecek. Tabii ekmek fırında pişecek. Ekmek fırında pişecek. Aynen, kara fırında. Hazırlamaya başlıyoruz. Başlayalım. Saçımızı almadan önce etimizi işlememiz lazım. Biberleri doğrayacağız. Soğanlar, patlıcanlar, domatesler önce bir güzel kuşbaşı doğranıyor. Biz eti doğrarken siz de boş durmayın Turgay Bey. Bize bir Çorum türküsü patlatın, dinleyelim. Ben de dedim herhalde kolu doğrayacağız. Çorum türküsü mü? Evet. Kayayı gırcı tuttu ilvanlım, 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 aman aman. Dibini burcu tuttu da al fistanlım, kaytanlım. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım, kaytanlım. Türkülerle kuşbaşı eti doğruyoruz, ardından kirli saça gönderiyoruz, üzerini kuyruk yağıyla kaplıyoruz, sonra fırına yolcu ediyoruz. Ve Nevzat Usta'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, biz onların birazdan tadına bakacağız. Güzel sunumların olduğu o masada. Az sonra. Saç ve sırık kebabı hazır. Nar gibi kızarmışlar. Sadece damaklara değil, göze de hitap ediyor karguda yemekler. Karşınızda kirli saç. Şimdi tadına bakalım. Önce sırık kebabımız. Kargı'da sırık kebabı ve kirli saç bize nasip oldu. İnşallah yemeyenlere de nasip olur. Geldiğinizde mutlaka deneyin. Enfes! Kargımızın patentli lezzetleri karşınızdaydı.